Herkese merhabalar. Herkese sevgiler. Ben Fikorç. Malumunuz 6 Eylül tarihinde tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Peki Türkiye yüz yüze eğitime hazırlıklı mı? 6 Eylül tarihinden itibaren öğrencileri bekleyen en büyük zorluklar neler? Acilen ama acilen yapılması gerekenler neler? Özellikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den bir ricam olacak. Şimdi hazırsan tüm yönleriyle Türkiye'nin 6 Eylül yüz yüze eğitim kararını birlikte inceliyorum. Dedik ya 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlanıyor. Peki burada alınan kararlar neler? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir broşür var. Bunlar özet bir şekilde açıklamış. Şimdi biz de bu özetler üzerinden teker teker ilerleyelim. Birincisi 1 ve 3 Eylül tarihleri arasında 1. sınıf öğrencilerine bir oryantasyon eğitimi yapılacak. Her sene zaten bu yapılıyordu. Ha genellikle bir hafta, 2 hafta yapılırdı. Şimdi 2-3 günlük bir süreci kapsıyor. Bence kısa olması da yerinde olmuş. Okul öncesi ve 1. sınıf öğretmenlerimizin 31 Ağustos 2020 tarihinde çevrim içi COVID-19 okullarından yeniden açılması konusunda seminerler düzenlenecek. Yine 1 ve 3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimizin COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dahil seminer verilecek ve bu seminer gayet yerinde buluyorum. Kesinlikle hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz velilerimiz elinden geldikçe bu seminerlere katılım göstersinler. Mazeretleri dolayısıyla yüzde eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek. Zaten bundan önceki Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk EBA platformu üzerinde eğitimin devam edeceğini zaten söylemişti. Nitekim de böyle oldu. Destekleme iştirme kursları 8 ve 12 sınıflar için düzenlenecek. Şimdi burada aslında açıklamamız gereken bir şey var. Okulların hafta sonu kursları devam ediyor. Ancak burada sadece 8 ve 12 sınıflara bu kurslar veriliyor. 8 ve 12 sınıf öğrencilerin yanında benim tavsiyem 7. ve 11. sınıf öğrencilerine de bu kurslar verilsin. Çünkü pandeminin etkisiyle bunlar bir önceki dönemin eğitimini zaten doğru düzgün alamadılar. Birçok öğrenci ve veli profilimize baktığımız zaman öğrencilerin tabii ki Türkiye'de çok iyi yerlere gelmesi için bir hazırlık sürecinden geçmelerini istiyorlar. E bunun için de artık Türkiye'de bir senelik bir eğitim maalesef pek yeterli olmuyor. 2 senelik bir eğitim, 2 senelik iyi bir eğitimin neticesinde ancak hani dilenilen, istenilen hedef gerçekleştirebilme olasının bu şekilde artırılabiliyor. Peki bunun için ne yapılması lazım? YKS derece öğrencileri 11. sınıftan itibaren YKS çalışmalarına başlıyor. Aynı şekilde LGS öğrencileri de 7. sınıftan itibaren LGS hazırlık sürecine giriyor. Bu yüzden destekli meşgirme kurslarına LGS hazırlık için 7. sınıf öğrencileri, YKS hazırlık için 11. sınıf öğrencileri de dahil edilmektedir bence kesinlikle yerinde olacaktır. Bu konuda Sayın Mahmut Özer'in de desteklerini bekliyoruz. Geçelim diğer bir maddemize. Okula tabii ki maske takılarak gelinecek. Ama burada açıklanması gereken bir şey var. Okula maske takılarak gelecek. Büyük ihtimal geçen sene olduğu gibi bu sene de derslerde maske takılacak. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. Ders süresi. Ders süresi burada ciddi anlamda önemli. Şimdi bir öğrencinin 40 dakika boyunca o maskeyle dersi dinlemesini bekliyorsanız geçen seneden örnekleri var. Bunu çok beklersiniz. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. 30 dakikalık süreç dahi maske ile dersi dinlemek için çok sağlıksız iken bunun 40 dakika boyunca yapılması kesinlikle akla zarar. Yine burada Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e yine bir ricamız var. Lütfen ama lütfen. Başta az astım hastası olan öğrencilerimiz, solunum problemi olan öğrencilerimiz için olmak üzere ders süresinin en fazla 30 dakika olarak ayarlanmasını istiyoruz. 30 dakikadan fazla o maskeyle durmak maalesef olanaksız. Durulduğu zaman da öğrencilerimiz maalesef hem psikolojik olarak hem de sağlık olarak olumsuz bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Şimdi diğer maddelerimizi de inceleyelim. Bakanlığımızın bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecektir kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Ancak yine burada da bir uyarıda bulunalım. Nasıl ki öğretmenlere aşı bir nevi hani yapmak zorundasın gibi bir tedbir uygulanıyorsa aynı şey pansiyon, kantin ve yemekhane görevlerine de uygulanması gerekiyor. Hani dedim ya öğretmenleri sanki biraz zorunluymuş gibi yapılıyor. Bunu neye dayandırıyorum? Şuna dayandırıyorum aslında. Şu maddeye. Eğitim çalışanları için aşı zorunlu aranmayacak ancak aşı olmayanlardan Haftada iki test PCR testi istenecek. E düşünsenize o öğretmene iki haftada biliyorsun gel test ol bakalım. O çubukları burnuna ağzına diline sokuyorsun. E tabii ki belli bir zaman sonra öğretmen ne diyecek? Ya kardeşim yeter artık aşı oluyorum deyip biraz da aşı olmaya zorlanacak. Benim sadece şahsi düşüncem şu. Bence bu süreçte herkes aşı olmalı. Tabi bu bir zorunluluk olarak dayatılmamalı. Ancak hani aşı karşıtlığı propagandasının yapılmasını da pek sağlıklı bulmuyorum. Çünkü veriler bize şunu göster. Aşılandıkça Covid olma riski epey bir düşüyor. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere bakacak olursak öğretmenlerimiz %80.34'ü bir doz aşı olmuş. Hatta iki doz aşı olanların oranı ise %4. 70 civarında diyebiliriz. Bu da iyi bir orandır. Türkiye ortalaması üstünde olan bir orandır. Eğitim camiası aşılanma bakımından görevinin bir çoğunu yerine getirmiş diyebiliriz. 6 Eylül tarihinde Türkiye'nin her yerinde yüz yüze eğitime geçileceği bu dönemde herkese sağlık, huzur ve bereket diliyorum. Yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e de görevinde başarılar diliyorum. Umarım ki eğitimin Nabzını eğitimcilerden, aynı zamanda öğrenci ve velilerden iyi bir şekilde dinleyerek bu süreci hakkıyla yerine getirir. Görevinden affını isteyen Sayın Eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a da yeni yaşamında yeni hayatında bolluk, bereket ve sağlık, huzur diliyorum. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.